Evet, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız Nurgül'le Emre? İdare ediyoruz Nasıl bir Esra. hafta sonu geçirdiniz? Çok Sizin kötü. hafta sonunuz nasıldı? Çok kötü bir hafta sonu geçirdik. Sizin de hafta sonunuz kötü oldu. Hiç de iyi değilim. Hafta sonu Nurgül'le görüştük, konuştuk. Ha, buluştunuz siz Evet, Nurgül'le. buluştuk. Bu telefona bağlayan kızdan dolayı baya yaptığı hareketler çok yanlıştı yani. Biraz arkadaşlarım bana nasıl bir hafta sonu geçirdiğinizi anlattı. Sizin de bayağı kötü bir hafta sonunuz olmuş. Aslında şunu şöyle söylemek lazım. Biliyorsunuz Cuma günü yayınımıza bir hanımefendi bağlandı Ankara'dan. Kendisi nasıl olsa boşanma süreçleri olduğunu ve boşandıktan sonra Emre ile birliktelik yaşamak istediğini, hatta bir tanışmak istediğini söyledi. Biz de hani tabii ki de aslında hala tabii ki evliler, boşanma davası devam etse de ama olsun, boşanacak. Zaten onlar birbirine uygun değil. Ben onu beklerim dedi. Tabii buna Nurgül çok sinirlendi ve aslında Emre de Nurgül'ün istediği şekilde tepki vermedi. Biraz Esra ona da Hanım, kızdı Nurgül. ben şunu anlatmak Ona istiyorum. kızdım zaten. Ben şunu anlatayım, bir kendimi ifade edeyim. Gecen de ifade edemedim. Şimdi kız doğal olarak bağlanıyor. Çünkü Nurgül'ün tavırlarından dolayı, yani yaptığı hareketlerden dolayı ister istemez kız bağlanıyor. Bana burada başka bir şey söylüyor. Burada kıskançlık yapmana gerektirecek bir şey yok. Senin burada yapman gereken ne Kim biliyor musun? kıskançlık yaptı ya? Kıskançlık Ya sen yapıyorsun. kimsin de seni Nurgül... kıskanacağım Emre ya? Kıskançlık yapmadım. Yani ortada bir erkek var. Biz onu paylaşamıyoruz. Ben böyle bir kadın asla olmam Bak zaten. şimdi Allah Yani aşkına. o kritere girecek bir insan değilim. Bir erkeği paylaşam. Kimsin ki sen seni paylaşamayayım? Ben Emre Deveciğim. Yani o kadar, anladın Nasıl o mı? kadar O dedin, kadarsın evlendin, nikah yani. yaptığın adamım ben yani. Ha. Nikah Ben yaptığın adamım. kıskandığım için değil, senin verdiğin tepkiye tepki Peki ben gösterdim. bir hafta sonu bakalım nasıl, tepkiye mi kızılmış, kıskançlık mı? Bir seyredelim bakalım, bizim ekibimiz de oradaydı. Ne yapmışsınız? Nasıl geçmiş hafta sonu? Canlı yayına bağlanan Didem, Emre'ye boşan görüşelim dedi. Nurgül açtı ağzını, yumdu gözünü. Emre fazla zorlamayıp Nurgül Hanım'dan boşanırsa ben kendisiyle tanışmak isterim açıkçası. Çok karakterlisin. Evli bir adamı arayıp bunları söyleyebiliyorsun. Nurgül'ün hakaretleri için Didem'den özür dileyen Emre'ye o sözleri hafta sonu pahalıya patladı. Söylüyorsun değil mi? Ben Nurgül'ün için özür diliyorum ya. Sizden. Kusura bakmayın. Bir kafede buluşan Emre ve Nurgül arasında tek konu Emre'ye boşan da görüşelim diyen Ankaralı Didem'di. Dedi ki Nurgül Hanım'dan dedi, boşanırsan dedi ben dedim. Herkes bunu söylüyor Nurgül. Bunu herkes söylüyor. Bana da herkes söylüyor. Nurgül ve Emre arasında tansiyon o kadar yükseldi ki en sonunda Nurgül çay bardağını Emre'nin yüzüne boşalttı. Bırak bu kız artık ya, bitti bu kız ya. Bu kız olayı unut artık ya. Unut artık bu kız olayı. Var ya, beni sinirlendirme. Yeter artık ha. Neye uğradığını şaşıran Emre gözüne gelen sıcak çayın etkisiyle dakikalarca yüzünü yıkadı. Allah senin var ya Nurgül. Allah senin Nurgül. Nurgül, çay fırlatmışsın çocuğun yüzüne ya. Yansaydı gözü mözü. Gebersin. 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 Neden bu kadar kızdın sen? Yani seni asıl sinirlendiren neydi? Davranış şekli. Hı. Yani hepimize talipler olur bilmem ne falan filan. Sen şu anda evlisin. Boşanmamışsın. Şu an... Sen oradaki tepkisinin ne olması gerekiyordu biliyor musunuz Esra Hanım? Benim evliliğim daha henüz sürüyor. Böyle şeyler için bağlanmayı falan bekliyordum ben. Hı. Kalkıp benim yerimi, sen kimsin de benim yerime özür diliyorsun yani? Şu an Ben ben bu özür dilenecek ne yapmışım ya? şu an ben bu görüntüden utanıyorum. Vallahi Vallahi utanıyorum. öl yani. Yani ben Yani benden sevdiğim gitmişsen öl. Ben sevdiğim Geber kadından yani, umurumda aldığım bile tepkiyi olmaz. görür müsünüz? Zamanında su fırlattı. Şimdi Allah'tan o çay biraz soğuttu Elimde da. ne varsa, Çok fazla yakmadı elimde ne beni. varsa Çok fırlatmışım. çok fazla beni Keşke yakmadı. sıcak olsaymış. Düzgün Kaynar konuş. olsaymış, o suratından aşağı dökseymişim yani, anladın mı? Elimde ne varsa o Allah, anda. Allah'tan sıcak değildi, yanıverirdi yüzü çocuğun. Esra Hanım, ben neye uğradığımı şaşırdım bakın. Yemin ediyorum neye uğradığımı şaşırdım. Bir anda diyorum ki ya diyorum Nurgül ne var kız bağlanmış buraya. Bak Kalkıyor hala aynı suratıma. şeyi Ya bir şey yapıyorsun söyleyeyim mi? ya. Bu hayat Şimdi bak. Emre birisi benim için bağlansa, ben de desem ki, bak empati yaptırıyorum sana. Desem ki ben Emre yerine çok özür diliyorum sizden. Doğru bir davranış mı? Evli bir kadınım.
Doğru mu? Değil. Esra Hanım. Ne düşünüyor? Bence izleyicilerimiz de belki hani düşünceleri. Yılmaz Bey, biri bağlanıyor ve evlenmek istediğini, yani boşanıyor nasıl olsa Emre diye. Sonrasında onunla birliktelik yaşamak istediğini söylüyor. Emre Bey de birazcık daha sakince cevap veriyor. Nurgül buna kızdı. Ama şimdi burada bir erkek evde huzursuzsa gayet normal bir şekilde karşılar. Şimdi biz burada... Bir dakika. Normal bir şekilde karşılar diyorsunuz. Evet Esra abla. Niye? Normalde boşanma normal değil. Boşanma sürecindeler tabii şu ki an. Ama boşanma sürecindeler, bir işlem başlatılmış, bir şeye karar vermişler. Tabii bu tek taraflı ama Emre istiyor, Emre mücadele ediyor. Yuvamı diyor kurtarmanın derdindeyim diyor. Ama bu tarafta sürekli Emre'yi aşağılayan, sürekli alaşağı yapan bir Nurgül var burada. Bir taraftan da Emre güzel şeylere duymak istiyor. Yani daha öncesinde de bunlar başına gelmiş. Düğününde su fırlatılmış yüzüne. Ben şunu da merak ediyorum aslında. Konuyu açıyor. Emre Bey, ben şunu merak ediyorum. Kameraların karşısında bunu yapan bir Nurgül, acaba diyorum tek başınıza kaldığınız dönemde size daha farklı şeyler yapıyor muydu? Daha farklı eziyetler, yani çay fırlatıyor yani suratınıza. Ben şunu söyleyebilir miyim Esra Hanım? Siz devede kulağı görüyorsunuz. Hayır. Yatıyorum yani ben. Nurgül dışarıda çıktığımız zaman ya da böyle göz önünde televizyonda olduğumuz zaman vallahi billahi ben bu kadını tanıyamıyorum. Daha farklı mı burada Nurgül? Tabii. Toplum içinde beni düşürecek hareketleri çok var. Ama evin içinde bambaşka davranıyor. Yani bir dediğini bir yaptığı hiçbir şey tutmuyor. Evde daha iyi. Olay ne biliyor musun? Hayır. Asla. Ben evde niye öyleyim? Ben senin davranışların bu şekilde Nurgül, değil. Nurgül ben seni normalde kabullenmem. Senin davranışların değişti. Yok nasıl kabul etmem? Ben seni kabul etmem ya, normalde. Ya sen kimsin ben ya? Ben seni sevdiğim için kabul ediyorum. Ben sevme. Sana emek verdiğim için bu kadar mücadele vermişiz. Emek verdiğim için senin için bu kadar mücadele ediyorum. Yoksa benim yüzüme çay fırlatmışsın, su fırlatmışsın. Ben bunları da sineye çekiyorum zaten. Hepsini bir sineye çekmişim. Emre bunların ben sana neler yaptım hepsinin ya? Hepsinin yeri ve zamanı var. Ben, onlar yani devede kulak neler yaptım. Sen gene benim kapımdan ayrılmadın. Benim buradaki amacım ne Esra Hanım? Sizden öncelikle Allah razı olsun. Çok güzel program yapıyorsunuz. Her şeye yeniden başlamak zaten için biz buradayız. Her şeye yeniden başlamak için barışmak buradayız. Barışmak için buradasınız tabii, aslında. Yani ben burada bir yuvayı kurtarma peşindeyim. Nurgül yuvayı yıkma peşinde. Ben, ya biz burada yuvayı kurtaralım diyoruz psikolog ya. Psikolog olduğunuz için de bu programa katılmak çok istedim. Çünkü Emre'yi ben ikna edip aile şeyine götüremedim, danışmanlığına. Çift terapisine gitmiyor. Gitmiyor. Aslında burada ben senin beklentini şöyle açıklamak istiyorum. Nurgül Hanım'ın beklentisi, sen o kadın aradığı zaman hayır ben evliliğimden mutluyum, eşimi de ikna etmeye çalışıyorum, beni aramayın, seviyorum onu deyip kapatmanızı beklediniz değil mi? Evet, öyle olması gerekmiyor muydu zaten? Yani, benim için çıkmadı mı buraya? Tamam, ben de kendimi anlatayım. Şimdi yanımdaki bir kadın ben temsil ediyorum, ben de onu temsil ediyorum değil mi? Şimdi yanımdaki kadın telefondaki hanımefendiye hakaret ederse ben ister istemez onu temsil ediyorum, özür diliyorum onun adına. Bunda ne var? Bunda hiçbir şey yok. Özür diliyorum ya. Ben özür diledim kadından. Benim Nurgül'ün temsile ihtiyacım yok. Ama şunu demedin Emre. Ben görüşmek istemiyorum demedin. Esra Hanım, ben aşkımı... Dedi mi? Demedi. Yani kim olsa da aynı tepkiyi verir. İlk gün hatırlıyorum. Benim o kadına tepkim yok yani. Onlardan zaten mantar onlar. Bakın, her yerde var da. Senin verdiğin tepki benim için önemli. Nurgül, ya çıkıyorsun gururla diyorsun ki Emre'nin yüzüne su fırlattım diyorsun ya. Hiçbir mahcubiyet yok, hiçbir yüz kızarması yok, hiçbir utanma Emreciğim, yok. Ben seni sevdiğim için çay fırlattım. Bak, tamam. Yani neyse, şu çay anda elimde soda olsa soda fırlatırım tamam mesela kafana. Bana, peki bir şey söyleyeyim. Hatta o sodanın şişesini kafanda patlatabilirim yani. Bunları göze almıyorsan memnun olmayacaksın yani. Ben her şeyi göze almışım. Alırsın işte. Tamam, önemli değil. Ne yaptığın benim için gerçekten önemli değil. Sadece beni kızdırırsan yapacaklarımdan ben sorumlu tamam değilim. Bunu sen de biliyorsun ya. Evliliğimizi kurtaralım tepemin mı? Tepemin tasını attırmayacaksın. Tamam, evliliğimizi kurtaralım. Evdeki halim de sen iyi olduğun için iyiyim. Bana kötü olursan ben sana daha kötü olurum. Bunu bileceksin yani. Yani aslında şöyle demen Nurgül lazımdı çok Emre. Değişti. Böyle Nurgül demen çok lazımdı. Değişti. Ben asla eşimden boşanmayacağım. Onu seviyorum ve sizin teklifinizi asla kabul etmiyorum demesi lazım. Demesi gerekiyordu. Şimdi birisi bana bağlansa ben o tepkiyi veririm. Peki Emre niye demedin onu söyle. Ya, mutlaka bir sebebi vardır. Var, sebebini söylüyorum. Böyle ayak üstüne atmış, tamam mı? İstemiyorum seni. Sevmiyorum seni. Boşanmak istiyorum senden. Millette bağlanacak. Ne söyleyecek? Başka bir şey söyleyecek hali yok. Hoşuna mı gitti Emre senin? Biraz hoşuma gitti. Yıllardır bu duyguyu yaşamamışım. Şimdi onu anlamak lazım. Yani aslında kıskandırmak istedin. Beğenilmek hoşuna gitti ya da istenilmek. Ben
6 senedir kıskanacak herkes... kadın yok yani. Ben kıskanmıyorum şimdi, Emre'yi. 6 senedir herkes benim anam bacım. Kimseye ben yanlış gözle bakmamışım sevdiğim kadın var diye. Kimse de bana o tarza yaklaşmamış. Çünkü benim Nurgül'e karşı sevgimi biliyorlar. İlk defa böyle bir şey oluyor. Ben de bunda yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Özür diledim. Başka da hiçbir şey yok ortada. Nurgül'ün de şu anda benden özür dilemesi gerekiyor. Yaptığım vallahi şeyden dolayı. Vallahi beğenilmek herkesin hoşuna gider. Valla ben de hayatımdaki erkek tarafından. Diyecek ki biri onu isteyecek, o da böyle onu tatlı tatlı idare etse valla ben de elimin tersiyle bir tane vurabilirim yani. Yani ben de çay fırlatmışım evet, çok yani. Değil yani. Bunun yani, görüyorsun ya. Kafanda cam patlatmadığıma şey dua et bence. Biz kadına karşı kadın gibi davranıyoruz Esra evet. Hanım. Kadına kadın gibi davranıyoruz. Kadın neden bize bir erkek Emrecim, olduğumuzu hissettirmiyor? Erkeklerin bence doğaya salınması lazım. Siz bizi evcilleştirmeye çalışıyoruz. Evcilleşmiyorsunuz. Niye kızım ben hayvan vallahi mıyım? Valla doğada yaşamanız lazım sizin ya. Konuştuğu yani evcilleştirmeye çalışıyoruz ama olmuyor. Çıkmıyor bunlardan ya. Bırakın doğada yaşasınlar niye, ya. Niye evlendin o zaman ben hayvansam? Vallahi hiç gerek niye yok evlen, ya. Niye evleniyorsun peki, da böyle? Erkek gibi, Emre erkek gibi davranılmak ne demek? Erkek gibi davranılmak istiyorum diyorsun evet. Ya. Ne demek mesela? Kandırıp kandırıp. Ya Esra Hanım. Erkek kadınları kandırıyorsunuz. Kapıdan geçene kadar ayıya dayı diyorsunuz. Ondan sonra... Doğada yaşayan vahşi nereye dönüyor? Doğada yaşayın siz ya. Bırakın kadınları. Akşam gelirsiniz. Nurgül Hanım, bir uyur, gidersiniz tekrardan. Bir dakika. Bir erkek olarak müdahale etmek zorundayım. Yani toplumda öyle. Toplumda sizin anlattığınız size bir sürü erkek var. Düzgün ilişkiler kurup gidiyorlar. Emre'ye söylediklerinizi şahsi olarak. Yo valla erkeklerin ben doğada yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Peki bence Emre, çok bir erkek... gidip erkek doğada gibi ekmek getirip akşamda gelip evde uyumaları gerekiyor. Fazlası bir tık üstü değil yani. Erkek gibi davranması... Nedir yani? Beklentin ya nedir? Ya Esra Hanım vallahi bak elini ayağını öpeyim ben Nurgül'ün. Bak elini şu anda ayağını öpeyim. Ya elimi ayağımı öpme. Ya. Mesela elimi ayağımı öpme o kadın bağlandığında ya da herhangi biri bağlandığında ben karımı seviyorum ya. De. Tamam anladın da, mı? Gram bana saygın yok Nurgül ya. Benim gram, kimseye saygım gram yok. Gram bana saygım benim yok. Benim kimseye... Ben kıymetliyim, ben önemliyim. Peki. Ben nasıl iyi hissediyorsam öyle yaşayacağım bu hayatı. Bir şey söyleyeceğim. Kimseye saygı göstermek zorunda değilim. Siz bana saygı gösterin ya. Saygı gösterdiğinizde saygı mı görmediniz? Yo. Ben sevdiğim kadını tanıyamıyorum. Benim sevdiğim, aşık olduğum kadın bu değil. Vallahi. Yani o zaman Nurgül kameraya mı oynuyor? Evet. Hayır onun, ya kendi öyle. Ben şimdi onun ben gözlerine baktığımda... Yemin ediyorum onun gözlerinin içine baktığımda, yeşil gözlerinin içine baktığımda kendimi görürdüm ayna gibi. Yemin ediyorum kendimi görürdüm. Şimdi ne görüyorsun? Şimdi böyle bir kin, nefret, benden bir soğumuşluk. Ama diyorum ki ben ne yaptım diyorum ya. Ben bu kadın ne istiyorsa yaptım. Benim en kral düğünü yaptım. Bakın en kral düğünü yaptım. En kral kınayı yaptım. Ne istiyorsa bütün gelinlikleri giydirdim. Şimdi... Bizim orada çok fevkuladenin fevkinde bir düğünüm oldu. Bakın, takıdan boğuldum, çelenkten boğuldum, öldüm denildim. Bizim böyle düğün görülmedi. Bizim Antep'te şimdi evlenmiş ayrılmış bir kadına düğün yapılmaz Esra Hanım. Yanlış anlamayın. Bir dakika sizin adetlerinizde evlenmiş ayrılmış bir kadına evet. Düğün yapılmıyor. Yani bizim yapmasaydınız yani ben, çok meraklıydım. Ben bir şey söyleyeyim mi? Niye değeri yok mu yani kadınla evlenip ayrılınca? Tabii. İşte bazı kişilerde yok, kafa bazı bu işte. Kişilerde var. Beni bu hale getiren bunlar. Öyle bir şey yok. Ben izleyicilerimize de hani burada şey hani bizi seyredenlere de sormak istiyorum. Yani evlenip ayrılan kadına düğün yapılmıyor mu? Layık değil mi öyle kadına düğün? Bu nasıl? Çok şey yanlış bir şey ya. Kadınlara ne kadar hiçbir şey layık şey değil bir bunların şey. Gözünde. Hayır böyle bir şey varsa da bunu kabul etmeyin yani. Ne demek evlenmiş ayrılmış hani ikinci sınıf vatandaş mı oluyor? Böyle bir şey mi var? Esra Hanım, ben Nurgül geçmiş zamanında ne güzel bir düğün, ne kına, hiçbir şey görmemiş. Kim? Yani güzel bir şey görmemiş. Kim? Nurgül mü? Görmemiş. Yani ulan sen benim ilk düğünüm aşiret düğünüydü. Ne? Takıdan 2,5 saat sırada bekledim. Kolu düştüm yani takıda yoruldum. Taşıyamıyordum. Esra Hanım. Senin yaptığın düğün mü lan? Esra Hanım. Düğün görmemiş Esra diyor Hanım, bana ya. Esra Hanım. Takıdan böyle ölüyor. 2 saat takım sürdü. Düğün o da paraları poşetin içine koydular üstüme Nurgül, takmadılar. Sen kır altın mekanında. Altın sürdü yani. 2 saat altın sürdü. Antep'in en kral en nezih mekanında kır mekanında sana düğün yapmışım ya. Sen düğün salonunda düğün yapmışsın. Ben sana kır mekanda havuzlu yerde düğün yaptım ya. Havuzlu yerde düğün yaptım sana. Havuzlu mu? Evet. Havuzu nerede? Görmedin arka taraftaydı. Kışın ortasında havuzlu yerde düğün yaptın donduk herkes dondu ya.
yani? Arka taraftaydı. Ama benim annen de düğünü bastı, çelenk yolladı ya düğüne, cenaze gibi. Esra Hanım, benim bu kadına yaptığım yatırımı inanın hiç kimse yapmaz. Bak vallahi diyorum ne ya. Ne yatırım yaptın Emre? Sevgi yatırımı. Hı hı. Sevgi yatırımı ya. Ya sana bir söyleyeyim mi? Senden daha para çok değil. Senden sevgi. Daha çok seven insanlar oldu beni ya. Kendi sevgini wow görme yani. Yok. Anladın mı? Esra Hanım, ben senin gibi benim hayatımda oldu yani. Esra Hanım. Sen böyle kimseyi bu kadar sevmemiş olabilirsin ama ben sevildim yani. Nurgül, ben sevildim. Ben battaniyemi alıp senin kapında böyle üstüme alıp daha beterini de yaşattım ben insanlara. Saatlerce kar yağıyor, battaniyemle kapısında bekliyorum. Gerçekten kardan adam olan insanlar da oldu benim kapımda. Battaniyesiz. Nurgül. Anladın mı? Nurgül. Vallahi bak, kardım adamlar da oldu ya. Bir dakika ya. Yine bir telefonumuz varmış. Didem Hanım ısrarla bağlanmak istiyor galiba. Görüntüleri gördükten sonra. Didem Hanım. Merhabalar Esra Hanım. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Aslında ben direkt gelip de görüşmek istiyordum yüz yüze ama iki tane erkek kardeşim var. O yüzden gelmemi doğru bulmazlar diye böyle bir girişimde bulunmadım. Gelsen zaten saçını başını yolar şuradan gönderirim, gel yani. Ne kadar terbiyesizce yaklaşımlarınız var. Terbiyesiz mi? Benimle konuşurken dikkatli olun lütfen. Didem Hanım. Sen kimsin ki? Didem Hanım. Beni, yani. Beni boş verin de biraz sizden i̇şte. Konuşmak istiyorum ben. Tabii sen buyurun benden Didem Hanım. Ağzına bir alamazsın beni. Bir dakika Nurgül. Didem Hanım, siz aslında hani cuma günü bağlandınız. Emre'nin size karşı olan yaklaşımı Nurgül'ü rahatsız etti aslında. Sizden daha çok birazcık Emre'ye kızgın. Siz ne diyeceksiniz? Kötü bir hafta sonu geçirdiler bu konuyla ilgili. Açıkçası ben çok üzüldüm hafta sonu. Nurgül Hanım'a çok üzüldüm. Çünkü, ağla ya ağla. Evliyken İş adamlarından çağrıda bulunması, beni arayın demesi hem cinsim olduğu için beni çok üzdü. Çünkü ben kendisine diyorum ki boşandıktan sonra görüşelim. Burayı bir aydınlatmak istiyorum açıkçası. Sizin çünkü Emre'ye tam teklifiniz ya da şeyiniz neydi? Bir daha söyler misiniz Didem Hanım? Ben Emre'nin karakterini, bakış açısını çok beğendim. Hatta şu an üzülüyorum. Onun için ayrıca üzülüyorum. Yani yüzüne kız gerçekten tutuluyor. Çok haklı. Yerden yere vuruluyor. Sen kimsin deniliyor. Yani hiç alışkın değiliz biz böyle şeyler bakın, görmeye. Bakın Didem Hanım şurada çok haklı. Ben şimdi kimseye bir çağrıda bulundum mu Didem Hanım? Size buraya bağlanın diye Allah aşkına söyleyin. Ben mi dedim size bağlanın? Siz kendinizi bağlandınız. Tamam, bu Nurgül dediği kelime benim nikahlık eşim şu anda. Boşanma, evet. Bak boşanma arefesindeyiz. Kalkmış diyor ki yok bilmem ne beni arasın diyor. İnşallah bu söylediğin kelime var ya, yemin ediyorum çok kötü bir kelime. Söyleyemiyorum, konuşamıyorum sinirimden. Daha kötü kadın, şeyler söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Kadınma oturmuş bir dedikodumu yapıyorsun. Utanıyorum Nurgül. Utanıyorum gerçekten ya. Gerçekten ben de utandım çünkü. Ya sen kimsin ki utanıyorsun yani ya? Evliyken, varoş. Evliyken iş adamları beni arasın. İşte ben kızım seni kim arasın zaten? Anca senin. Ben sen ararsın. Ben kimseyi aramam. Beni ararlar. Isterim. Sen de ararsın. Müsaade eder misiniz? Var ne müsaade edeceğim ya? Bu sana neyi müsaade edeceğim? Sen kimsin ki? Ben seninle niye sessiz sakin konuşayım? Kimsin? Ben Didem Hanım, şunu sormak istiyorum. Bence Didem Hanım çıkıp gelsin buraya. Gelsin. Evet çıksın gelsin buraya. Benim erkek kardeşlerim var. Didem gel buraya. Bak. Orada şov yapıp bunları ortaya sermem hiç doğru karşılanmaz. Yok yok şov değil. Burada gerçekleri söyle yüzüne karşı. Ne ya kadar saygısız. Şey benim ben ona kadar sevdiğimi söyle. Boşanmamış ama daha. Ama aslında Nurgül orada şunu dedi. Ben böyle desem ama doğru olur mu dedi iş adamlarını çağırsam. Çağırmadı aslında. Çağırdı Esra Hanım. Yok çağırmadı. Çağırmadı. Ya hayır. Çağırdı. Nasıl çağırmadı? Verin abi o görüntüyü. Bakın. Çağırdı bir ya. Bir bakalım soralım çağırmış mı çağırmamış mı. Didem Hanım siz deminki şeyinizi tamamlar mısınız? Neden bir şekilde Emre Bey'e bu şekilde teklifte bulundunuz? Nesini neyi böyle sizin hoşunuza gitti ve evli boşanana kadar beklerim diyerek böyle bir teklifte bulundunuz? Yani sakinliği, efendiliği bundan daha önemli ne olabilir ki bu hayatta? Bir insanın karakteri çok önemlidir. Yani villa, araba, para, pul bunlar gelebilen ve gidebilen şeyler. Dolayısıyla önemli olan kişinin üzüdür. Ben de üzüne baktığımda gayet karakterli, işte eşine sahip çıkan, çıkabilecek potansiyeli olan, Didem Hanım. Geleneğine bağlı, efendi çok düzgün yetiştirilmiş bir erkek. Ama böyle gördüm. Hani dışarıdan eşiyle olan ilişkisiyle birlikte görüyorsunuz ya aslında. Hani evet. Nasıl hemen onun iyi olduğuna, bir de sonuçta evli ve eşine de hala aşık boşanmaya çalışsa bile.
Ben aşık olduğuna inanmıyorum. Ona fark etmez ben ki. Ben takıntı yaptım. Bir dakika. Hala aynı ne dediniz? Ben aşık olduğuna inanmıyorum dediniz. İnanmıyorum tabii ki. Bu tamamen itilmekten kaynaklı. Sen ne diyeceksin? Emre'nin herhalde burada artık cevap yani. Ben şunu söylemek istiyorum. Nurgül Hanım o gün iş adamlarını yok bilmem ne çağırdığı niye için. Niye başka konu konuşuyor? Yok ben şunu söylemek istiyorum. Tamam onu söyleyeceğim oraya geleceğim. Ben Didem Hanım'ı ben de Didem'i buraya çağırıyorum. Sen çağırıyorsun ya. Bakın, bir dakika, bak kısasa kısas Emre bir saniye. Emre Bey. Kısasa kısas. Emre Bey. O çağırırsa ben de çağırırım. Bir otur ya. Yok oturmuyorum bak, şimdi, abi. Oturmam. Şimdi Esra Emre Bey bir sussun biz de yorum yapacağız ya. Yani zaman atlamasıyla mı zaman makinesiyle mi yaşıyorsunuz? Tabii buyurun Hüseyin Bey. Yani bir olayı kendi sırası içerisinde söyleyin. Nurgül Hanım, Didem Hanım'ın bağlanması üzerine ve sizin de onun adına özür dilemeniz üzerine bu olur mu? O zaman ben de iş adamlarını çağırayım. Onlar da beni arasın dedi. Sıra bu şekildeydi. Siz evet, o olayı öne alıp kendinizi haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz. Demagojiye karnımız tok. Didem Hanım benim bir sorum var. Şimdi Emre Bey söyledikleri çok güzel. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Fakat bir insan bir şey söylerken mesela paket şeklinde geliyor hayatınıza. Pakette şu da var. Söylediği sözleri tutmuyor. Ve diyor ki işte ben yapamam bunları. Sen anama yalvar. Ayaklarını yıka. O alsın sana benim bir vaat şey ettiklerimi 6 diyor. 6 sene siz benim yanımda mıydınız? Bu paketin içinde bu da var. Onu da kabul ediyor musunuz mesela? Ayak bir soralım yıkama. Bakalım kabul ediyor mu Hüseyin tabii, Bey? Bakalım. Avukat Bey siz beni bu kadına şu anda başka bir şekilde gösteriyorsunuz. Evet, sanki ben bu kızla aramı yapmaya çalışıyormuş gibi benim burada sevdiğim kadın var. 80... Ben kısasa kısas yapıyorum. Siz başka bir şey 85 söylüyorsunuz. 85 milyon izledi yaptıklarını yok, senin. Yok sizin benim yaptığınız şey yanlış. Şu anda sizin benim bu kızla resmen aramı yapıyorsunuz. Hayır. Benim burada sevdiğim kadın var, karım var. Hayır. Yaptığınız kelime tamam, çok sen, yanlış. Ben Didem Hanım'ın şeyini öğrenmeye çalışıyorum. Ara yapmıyorum. Didem Hanım'ın gerçek bakış açısını görmeye çalışıyorum. Bir saniye şunu söyleyeceğim. Siz niye diyorsunuz yok ayak yıkasın, ayak yıkacak mısınız kadına? Benim adıma nasıl konuşursunuz? Hayır hayır ben soruyorum. Ben hani sizi gördü beğendi paket şeklinde sizin davranışlarınızın hepsini kabul ediyorum. Ben hiçbir şey kabul etmiyorum. Ben kısasa kısas yaptım. Sadece Nurgül iş adamlarını söylediği için ben Didem'i buraya çağırdım. Hayır başka da hiçbir adam Nurgül iş adamlarını söylediği için değil. Siz öyle davrandığınız için ben de o zaman onlar mı arasın dedi. Bakın sıra bu. Nurgül. Sıra bu. Nurgül ya sen ben çok öyle bir şey söyledin bir mi? Nurgül. Açık söyleyin. Söyledin hafızama mi? Güvenin. Ne? İnanın yani yolda kalmazsınız. Sen o gün ne söyledin? Söylesene. Hani iş adamları gelsin mi dedim. Tam ya da, da avukat bir yani benim konuşmama gerek kalmadı. Avukatım var yani. Ne konuşuyorsun Nurgül? Teşekkür ederim. Gerçekten. Gerçekten teşekkür ederim. Ben biri doğru anlıyor. O kadar güzel anlamış şimdi, ve anlattı ki. Bak. Yani anlayış çok önemli ya. Ben burada. Gerçekten ben, okumuşluk, kültür çok yok, önemli ya. Hiç kabul edin. Bir kere daha gördük bakın, yani. Çünkü anlıyor anladın mı? Seni anlıyor. Bakın. Seni çığırından çıkartmıyor. Okumuşlukla hiçbir alakası yok bu işin. Var abi. İnsan kültür kendini farkı geliştirdikten var yani. Sonra insan... Kendini geliştirdikten sonra istersen hiç okuma. Ben Hayat Üniversitesi'ni okudum. 9 yaşımdan bu yaşıma kadar çalışıyorum. Çıraklıktan başladım. Mesleğimi de adam gibi icra ettim. Şunu söylemek istiyorum. Avukat Bey'in dediği burada çok yanlış. Diyor ki beni burada kadına resmen Emre ile bunun arasını yapayım. Yok ayak öyle yıkayacak şey mısınız? Ya. Yok bilmem ne yapacak anlamaya mısınız? Anlamaya çalışıyorum. Yok bak yani hayır sizi beğenirken abi, bir dakika. Benim burada Emre, sevdiğim kadın var. Emre seni beğenen biri olarak kadın? Arıyor ya. Tamam. Seni beğenen biri olarak ararken aslında senin dezavantajlı özelliklerin de olduğunu bunu da biliyor olup olmadığını Didem Hanım'a soruyor. Ama şimdi ben bu kadının gözünden bir de Didem Hanım şunu söyledi. Ben Emre'nin aslında Nurgül'ü sevdiğini düşünmüyorum. Bir şekilde orada bir karşıtlık çekimsel bir güç var diyor. Yok, sen ne diyeceksin? Ben eşimi çok seviyorum. Eşimi sevdiğim için buradayım zaten. Sadece yanlış anlatılıyoruz. Yanlış lansman ediliyoruz. Yani farklı bir şekilde söyleniyor buraya. Ben sadece kızdan özür diledim. Burada kısasa kısas yaptım. Başka da bir şey yok yani. Seni seviyorum. Didem Hanım duydunuz mu? Evet dinliyorum. Ben Emre'ye bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi yüzüne çay fırlatıyor. İşte yanındayken iş adamları beni arasın. Yani bu çok çirkin bir şey bir kere. Ben bayan olarak kendime yakıştıramıyorum ya. Ya bir şey ya. Söyleyeceğim. Bu kelimeyi bir düzeltelim. Bu iş adamları muhabbetinden de bir çıkalım. Bunlar peki çok sorun, bu iş adamları kelimeler. Muhabbetinden çıkamıyorum. Çünkü buna rağmen, çaya rağmen işte kimsin diyor, sen nesin? Yani ne istediğini biliyor mu Nurgül mesela? Yani ne istiyor şu anda? Şimdi, ne istiyorsun Nurgül? Sen benim muhatabım değilsin. Konuşmamaya karar verdim. Senin benim gibi de, ucuz benim bir insanla. Benim de sen muhatabım değilsin de sen ne istediğini pazarma... Böyle davranmayın. Öyle demeyelim. Yok böyle bağlanan yok, insanlara bu müstahak yani. Şimdi bir şey söyleyeyim Esra Hanım. Zamanında Dubai'den bir kadın hanımefendi
orta yaşlı bir hanımefendi. Çok zengin, jeti var. O kadar çok zengin ki Dubai'nin en zenginlerinden bir tanesi. Hı hı. Bana ulaştı. Dedi seni seviyorum, sana aşığım. Ne istiyorsan Emre'de her şeyi önüne seriyorum. 3 senedir ben ekrandayım. İnsanlar beni burada tanıyor. Çok yakın takip ediyor. Şimdi benim, Emre söyleyince bakın, bir şey olmuyor. Şimdi ben bakın, bana vaat edilenleri söylesem. Bakın benim. Wow, olur değil bakın, mi? Yani. Ama kadın olarak söyleyince pis kötü kadın oluyorsun. Bakın evet. Ben bunların hiçbirini istemedim hanımefendiden. Bizim de iste, bizim de teptiğimiz şeyler var sana gelene kadar. Nurgül dedim. Bak bana ne. Benim hiç kimse umurumda değil ya. İyi de bana benim, da geldi, ben seni tercih ettim. Benim gözüm senden başkasını görmüyor. Anladın mı? Ona göre şu davran. Şu mantaliteye davran. Yani sana bağlanan kıza yürüme mesela, tamam, anladın mı? Tamam ben yürümüyorum Nurgül. Senin hatalarından dolayı kıza yürüdüğüm bir şey yok. Sen kıza beni sinirlendiriyorsun, ben de kıza farklı davranıyorum sinirlen diye. Yapma bunları, ben de sana böyle davranmayayım. Davranmayayım ben abi. Ben sinirleneyim diye. Evet. Hoşuna mı gidiyor benim sinirlenmem? Sinirlenmen hoşuma gitmiyor. Ne o zaman? Konuşmaların hoşuma gitmiyor sadece, anladın mı? Konuşmaların beni da beni bu hale getiren yani. Sensin biliyor musun? Ben gayet normal. Emre Dubai'den kadın seninle birlikte olmak istedi ve sen olmadım. Yani jeti vardı Esra Hanım. Jeti vardı, resmini attı bana. Villası var orada. Neleri var? Yanında korumaları var. Kadın çok zengin. Emre dedi, yemin ediyorum dedi, senin gibi bir adam bu dünyaya bir tane daha gelmez dedi. Ben seni istiyorum, seninle evlenmek istiyorum. Yeter ki bu Nurgül'den boşan dedi. Ben istemedim abi, elimi tersiyle ettim bunu ya. Senin neyini beğenmiş en çok? Yakışıklılığıma Esra Hanım. Aha. Yani çok yakışıklısın dedi. Çok saygılısın, çok efendisin dedi. Yani bir kahve içelim, bir çay içelim. Nurgül niye güldü buna? Ömrümü dedi, hayatımı bağışlarım sana dedi. Nurgül sen niye güldün buna? Çok yakışıklıyız. Yakışıklı değil mi Emre? Benim neyimi beğenmiyor pardon. Yani beğenmiyorsan imzayı atmayacaksın abi. Beğenmiyorsan. Emre yakışıklı mı sence? Bir soralım Nurgül, senin eşin. Hayır kesinlikle Emre yakışıklı bir çocuk değil. Yakışıklı değil. Sempatik. Sempatik sadece, yakışıklı değil. Yakışıklık böyle bir şey değil yani. Nasıl bir şey yakışıklılık? Mesela kim yakışıklı? Kıvanç Tatlıtı. Yani. Burak Özçivit. Ama sen değil yani. Emre'yi hani. Sen karizmatiksin, öyle şirinsin. Yani. Şirin, öyle, sempatik. Şirin. Sen ne diyeceksin? Kendini Emre? Böyle vav wow! falan sanma yani, benim yanımdasın diye öyle zannediyor olabilirsin ama değilsin yani. Nurgül bir şey söyleyeceğim. Şimdi Cenab-ı Allah yaratmış, hepimizin kusurları vardır illaki yani. Yani hiçbir, hepimizin bir eksiği var yani, hepimizde bir eksiklik var. Kimse dört dörtlük değil. Sen de dört dörtlük değilsin. Ben seni vallahi ben senin, Allah beni bostamanda yaratmış dört dörtlüğüm çok senin, şükür. Ben senin asla hiçbir zaman kusurlarını görmedim. Yok ben ki. Senin yok ki göreceğin. Göreceğin. Kusurum yok benim. Ama Allah'a şükür Allah bostamanda yaratmış. Nurgül saçma sapan çok konuşuyorsun. Çok da güzel çok olmuşum saçma, yani. Çok saçmalıyorsun. Çok saçma sapan. Sen saçmalıyorsun da ben niye saçmalıyorum? Niye et, sen istersen. Çok yakışıklıyım derken sorun yok. Ben güzelim deyince mi Nurgül, sorun var? Nurgül sen kendini güzel buluyor musun evet, gerçekten? Evet tabii ki de. İnsan kendisini güzel görmese çatlar yani. Sen Nurgül'ü güzel buluyor musun Emre? Ben Esra Hanım şöyle söyleyeyim. Ben onu dünyadaki tek kadın gibi görüyorum. Hı hı. Ona öyle davranıyorum. Öyleyim zaten. Ona öyle hissettiriyorum. Senin için öyleyim. Bu arada beni çok benzetirler Burak Özçivit'e, onu da söyleyeyim. Herkes hemşehrim zaten Antep'in. Burak Özçivit'e çok benziyor musun sence? Çok, herkes öyle benzetiyor. Ben demiyorum sence yani. Sence Nurgül? Ben bir soralım hani izleyicilerimize, ekrandaki izleyicilerimize söylesin. Bir dur aynı şekilde Burak Özçivit'e benziyor mu? Aynı şöyle dur. Beni Burak Özçivit'e benzetiyorlar. Ama kendini geliştirmesi lazım. Daha spora gitmesi lazım. Boyunu biraz uzatması lazım. Eksiklerimiz var. Yapılması gereken yerleri var. Evet. Didem Hanım'a da soralım. Bu arada hattımızda kaldı. Didem Hanım, Burak Özçivit'e benzetiyor musunuz Emre'yi? Yani biraz bir çalım benziyor diyebilirim. Sizce Emre yakışıklı mı? Bence hoş bir bay. Evet. Albenisi var yani. Yakışıklı bir beyefendi olarak. Okay. Evet. Nurgül Hanım güzel mi? Ben onunla ilgili hiç yorum yapamayacağım. İnsanın karakteri güzel olsun her şeyden önce. Bir de aynaya bakarken bazı aynalar biliyorsunuz ki yanıltıcı olabiliyor. Aha. Doğru aynayı bulursa doğruyu görür diye düşünüyorum. Ay ne kadar da şairari konuşuyorsun. Peki şey soracağım Didem Hanım. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son söylemek istediğim şey şu. Emre boşandıktan sonra görüşebilirim demiştim. Hala arkasında duruyorum. Boşandıktan sonra diye altını çiziyorum. Bu hadsizlik olarak da algılanmasın. Avukat Bey bunu hadsizce karşılamıştı cuma günü. Hadsizce zaten.
Bu hadsizlik değil, asıl hadsizlik evli olup da çağrı yapmaktan geçiyor bence. Abi yapıyorlar biz yapınca, biz örnek verince şey siz yaptığınız yok. Oluyor. Nurgül bir kendini düzeltir misin? Ne düzelteceğim ben? Bir kendini bir düzeltsene. Kalk şu ortaya, bir kendini düzelt, beni sinirlendirme. Kalk. Şu ortaya sen beni bu hale düşürdün tam ki. Tam şu kara şuraya kalk, tamam, bir kendini düzelt. Bu hale beni düşüren sensin şu anda. Kalk. Sen ona o kadar i̇nsanlara taviz verip kendini konuşturduğun bir... için ben bu hale düştüm. İnsanlara bir kendini anlat. Ama bundan sonra gel bir. Ne olursa olsun ben de seni tutmayacağım. Konuştuğun kelimenin arkasında durma, çok yanlış bir kelime. Sen bir bayansın, bu sana yakışmıyor. Ben bayan her değilim. Her şeyi de bırakalım. Kadınım ben. Tamam. Hala nikahlı resmiyette eşimsin. Konuşmalarına dikkat edeceksin. Ben Didem Hanım'ın hiç fotoğrafı var mı merak ettim ya. Bakabilir miyim? Didem Hanım sizi göremedim ben. Ekrana vermeyelim. Ha, gördüm şimdi. Hoş bir hanımmış, evet. Ha, renkli gözlü esmer bir bayan, evet. Okey. Çok güzel. Düzelt kendini hadi. Emre bakamıyor. Düzelt kendini. Şu kelimeyi Esra Hanım bir söyleyin, düzelsin ya. Ne düzeltecek ya. Ne yapsın? O çağrı mağrı yanlış olduğunu kendisi de bir izlersin. Bakın öyle samimi bakın. Bir çağrı bir değildi zaten o. Yok. Dedi ki ben de böyle yapsam olur mu? Yani gerçekten bir çağrı bakalım. Değil. Sen neyi düzeltsin şey, istiyorsun? Yani ben yanlış konuştum. Böyle bir şey olamaz. Zaten şu anda da nikahlı evliyim. Böyle bir şey bakalım söz konusu değil. Bakalım ama bunu Nurgül istemesi lazım. Nurgül Hanım bence zaten yanlış anlaşıldığı için özür dileyecektir. Böyle bir şey bence amacı de. Yoktu zaten. Bekliyoruz. Nurgül Hanım ne dersiniz? Hayır, niye özür dileyim de? Yanlış. Bak, kültürlü insan biri nasıl anladı? Kültürsüzler de kendi düşünsün yani. Bak kültürlü insan anlamış. Kültürsüz derken Emre'ye mi diyorsun? Nasıl öyle anlayanlara ben? Diyor. Öyle anlayanlara diyorum. Emre sen niye sinirlendin şimdi? Dediği kelime çok yanlış Esra Hanım. Burada beni yerin dibine sokuyor. Beni adam yerine yerin koymuyor. Yerin dibine giren bilmem, birisi varsa görmüyor. Burada benim. Yo, onun için bağlanılıyor ya, burada. Yanında ben neyim ya? Ben neyim Nurgül? Ben neyim? Ben neyim ya? Ben kimim? Neyim? Senin şu anda sıfatım ne senin yanında? Onu söyler misin? Yanındaki sıfatımı söyle. Mahluksun şu anda. Benim boşanalım. Mahluksun. Bak boşanalım. Git ne yapıyorsan yap, umurumda değil. Yo. Ama benim boşanmadan asla ve asla hiçbir şekilde konuşmalarına dikkat edeceksin. Söylediğin kelimelere dikkat edeceksin. Sen etmezsen ben de etmem, onu diyorum ben. Tamam, de Didem işte. Hanım'ı gönderdik mi? Attı mı? Yo. Tamam Didem Hanım, son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son söyleyeceğim şey şu. Emre'den eğer Nurgül Hanım özür dilemiyorsa o iş adamları çıkışı için, ben onun adına özür diliyorum. Başka bir şey demeyeceğim. Bir kadın böyle çağrılarda bulunamaz. Erkek her şeyi yapabilir ama kadın yerini ve şeklini bilmek zorunda. Bir dakika, nasıl erkek her şeyi yapabilir Didem Hanım? Gerçekten yani mi? Yani bir şey, yani şöyle söyleyeyim. Evet ben de sizinle aynı bakış açısına sahibim ama kadın da yerini bilmek zorunda. Bu toplum böyle ve biz buna uyum sağlamak zorundayız maalesef. Peki sizce gerçekten mesela erkek her şeyi yapabilir mi yani? Erkeğin aranması, erkeğin çağrıda bulunması çok fazla absürt karşılanmaz. Yani bu böyle görüldü. Ama peki bir sizin... bayanın bunu yapması ve evliyken yapması hoş karşılanmıyor. Sen evet. Ne yapıyorsun? Ulan ben aynı şey değil mi? Kalk kadın erkek, hani eşitlikten şey bahsetmiyoruz. Layık aynı bir ülkede şey yaşamıyor değil. Muyuz biz ya? Aynı nasıl şey aynı şey ya? Aynı, nasıl değil ya? Diyorum. Ya sen Türkiye Cumhuriyeti'de yaşamıyor musun? Sen nerede yaşıyorsun? Birlikte geçirelim. Layık bir ülkede yaşamıyor musun? O yapıyorsa sen de yapabilirsin o zaman. O da yapmayacak, sen de yapmayacaksın. Nurgül, doğru olanı ben sana bir şey söyleyeyim mi? O da yapmayacak. Bu, sen doğru olanı bu. Sen bak, de yapmayacaksın. O da yapmayacak. Erkeklere çağrı ya, bu beyinle olmayız abi. Bak, bu beyinle bu zihniyetle olamayız bak, zaten biz ben, yani. Ben de bu şekilde nokta. Düşünmüyorum açıkçası. Yani erkek de kadın da yapmamalı. Ama şu konuda sizle hemfikir olduğum şu konu var. Erkekler de takdirden, saygı duyulmaktan, birazcık onlara ihtiyacımız olması hoşlanırlar. Bu da eril özelliklerinden dolayı. Eşitlik hukuki anlamda, sosyal anlamda erkek kadın eşittir ama tabii bazı eril ve dişil özelliklerimizi beslememiz lazım. Doğrudur. Ama erkek öyle çağrı yapabilir. Kadın yapamaz, olmaz. Yani erkek de yapamaz. O erkeğe de yeterli bedel ödetilir yapılırsa. Esra Hanım. Şimdi... Yani kadın olarak sen evli bir adamı arıyorsun. Bu ayıp değil de. Benim sana burada hakaret etmem ayıpsa ayıp karşılanabilir. Nurgül'cüğüm. Hiç bir sorun yok. Nurgül'cüğüm. Layık bir ülkede yaşıyor muyuz? Bir dinlesene sen. Ya gerçekten seviyor yok ama bir ses alır mıyız? Ben konuşuyorum, bırakmıyorsunuz ki. Türkçe anlıyor musun acaba? Türkçe sen de yok ki. Kızım sen evli bir adamı arayıp
ayrıldıktan ya sonra. Ya bir git Allah aşkına, erkek yapar kadın yapamaz ne ya? Sonra bir insan. İkisi de yapamaz. Bekar oluyor evliyken ya. İkisi de yapamaz. Bunu algılayın. Bu zihniyetten çıkın. Sizin zihniyetinizde olan Nurgül. İnsanlarla devam edersek biz çocuklarımızı da bu şekilde yetiştiriyor olacağız. Yani yeni nesile örnek olmamız gerekiyor. Hadi eskiyi bırakın. Ya. Geçtik açtık. Ben çocuğuna da kötü ya bir örnektim şu anda. Belli zaten. Ne? Çocuğuna da kötü bir örnek oluyorsun. Annesin annenin itme, ağırlığını... Bak. İtme kocanı. Bak tamam bir şey söyleyeceğim. Bak, itme lütfen kocanı. Lütfen çocuğumla ilgili yorum yapma. Sen kesin ki benim çocuğumla hakkındayım. Ya kesme. İtme Emre, kocanı. Çocuğunla alakalı tamam, yorum yaptı farkında itme mısın? İtme kocanı. Emre farkında mısın? Tamam itme cevap kocanı. Cevap vermenizi bekliyor. İtme kocanı. Çocuğu hakkında Nurgül'ün asla bir şey söyleyemezsiniz. Ben buna ben izin vermiyorum. Ben çocuğu hakkında bir şey söylemiyorum. Ama senin sesini be. Çocuğunun olması. Seni burada hata Emre bak sinirleniyorum. Sinirlen. Sinirleniyorum. Sinirlen benim umurumda değil. Sinirlenmen benim umurumda değil. Sadece bana bak bana. Ya defol İtme git. İtme beni. O zaman burada öyle bir sergile ki istiyorsan villa, istiyorsan araba. Hepsi alınacak. Sen de çıkarsın. Alınacak mı hepsi? Hepsi alınacak. Ben konuştum hafta sonu. Ama Nurgül bir an önce kendini düzeltecek. Didem Hanım, İtmeyeceksin siz de beni. Bu Nurgül'e de dediniz tabii ama sizin çocuğunuz da var mı? Hayır, benim çocuğum yok. Ben bekarım. Ha, siz hiç evlenmediniz. Bekarsınız. Evet. Anladım. Siz aslında demeniz dediğiniz kadarıyla ben evlendi boşanırlarsa birliktelik için teklifimi evet. Sunmak istedim o kadar diyorsunuz ben yani. Ben sunmak istiyorum o kadar. Ben yani, iki dakika bir şey söyleyebilir miyim? Belki birbirimizden hoşlanmayacağız. O beni görmedi ben onu yakından tanımıyorum bilmiyorum. Ama tanışmak istemek. Ben bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Didem Hanım bir saniye. Yani. Bir saniye Didem Hanım. Eyvallah buraya kadar çok güzel. Tamam hoşlanabilirsiniz. Hoşunuza gitmiş olabiliriz. Bağlanmış olabilirsiniz. Ama... Bir anneye kızı hakkında asla yorum yapamazsınız. Nurgül ben değil. Kız hakkında yorum Nurgül yapmıyorum değil. Bakın. Dünyadaki ben... hiçbir kadının bakın anne duygusunu yaşamadığınız için bilmiyorsunuz. Anne olmak çok farklı bir şey. Asla evet, evladıyla konuşmalarınıza dikkat edeceksiniz. Burada çok ben... yanlısınız. Bu saatten de sonra buraya asla bağlanmayın. Hiçbir şekilde istemiyoruz bağlanmak size. Bağlanmak değil zaten. Şunu söylemek istiyorum. Bir anneysen eğer sorumlulukların niye var. Niye kafanı sallıyorsun bana? Evliysen de dur eğer misin? Erkeklere çağrıda bulunamazsın. Çünkü kendi çoluğun çocuğun var. Sorumluluğun ne var. Dedim? Rahat davranamazsın diyorum ne ben. Ne dedim? Niye kafanı sallıyorsun? Bitti Emre. Ne bitti? Kötü bir şey mi devam söyledim? Devam et. Dur kötü bir şey mi söyledim ya? Ne bitti? Biten şey söyle bana. Söyleyeceğim ben sana dışarıda. Tamam söyle ne bitti? Niye gözün doldu Nurgül? Nurgül. Bu kadar da değil Emre. Nurgül bir şey söyleyeceğim. Bu kadar da değil. Ne dedi? Bu kadar da tamam, değil ne yani. Dedi? Anladın mı? Bu kadar değil. Çocuğumu ağzına alacak kadar da değil. Nurgül. İstiyorsanız bana trilyon verin. Bir şey söyleyeceğim. Ama çocuğumu ağzıma tamam, alamazsınız. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bu kadar hayır, yani. Hayır, benden bu kadar. Şunu söyleyeceğim. Pes. Ben çocuğu hakkında yorum yaptırdım mı? Çocuğu hakkında yok, yorum yaptırdım mı? Onunla ilgili kızın. Çocuğu hakkında yorum yaptırdım mı ben? Dedim mi ya? Ve böyle bir şeyin yanlış olduğunu da söyledim. Peki belki daha net bir tepki vermeni ya istiyor Esra olabilir. Ya Esra şunu söylüyorum ben. Nurgül Hanım çocuğuna karşı hassas. Hassas bir kadın. Hı hı. Yani çocuğunun ismi ne hiçbir şekilde anmayacaksın. Hı hı. Söylemeyeceksin yani. Söyleyince bu Nurgül çok değişiyor. Çok farklı oluyor. Evet ama sen şimdi mesela ben şimdi hayatımızdaki... insanlar ya da başka arayanlar olarak baktığımızda bence Nurgül senin daha sert ve net bir tepki vermeni istedi. Yani birazcık sen stüdyoya gel dedin. Aslında birazcık açık kapı bıraktın. Cuma günü de açık kapı bıraktın. Yani burada şunu da ben hep söylerim. İlişkilerde başka insanların ne yaptığı, ne söylediği çok önemli değildir. Bakın her zaman talep gelebilir. Ben her zaman onu söylüyorum. Yani sizin diğer kadına belki Didem Hanım'a da çok kızan vardır. Kızabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Bu tarz şeyler olabilir ama her zaman en önemlisi çünkü dış etkenler her zaman olacak ilişkilerde. Asıl buradaki etken Emre'nin tepkisi. Ya da kime geldiyse bu talep, kime geldiyse bu istek. Evli de olsanız gelecek. Nine de olsanız gelecek, dede de olsanız gelecek, hamileye de geliyor, bebek bekleyene de geliyor. Geliyor yani bu hayatın bir gerçeği. Biz burada niye onu işte bağladık da şey ettik de değil. Esra hayır Hanım, ben... bunlar gelir. Evet, ben aslında... Önemli olan sizin tepkiniz. Esra Hüseyin Bey. Şimdi bizim bir yaşadığımız örnek de var. Yaptığımız programda
ismini anacağım Musa vardı Adana Kozan'dan. Böyle çok büyük bir sevdayla aşıktı bir kişiye. Hı hı. O da başka biriyle gitmişti. Ve onun sevgisine aşık olan seyircilerden mesajlar gelmişti. Hı hı. Biz Musa gibi seven bir insanı hayatımızda görmek isteriz demişlerdi. Hı hı. O da delikanlı gibi dedi ki benim hayatımda zaten çok sevdiğim bir insan var. Kimsenin böyle bir talebine açık değilim. Evet. Teşekkür ettim. Daha net bir tepki verdi orada. Daha net bir tepki verdi. Şimdi bir de yanlış anlaşılma düzeltmek istiyoruz. Şimdi bunu bazı seyircilerimiz yanlış anlamış. Şimdi Emre Bey böyle bir bağlantıya böyle net bir tepki koymadığı için Nurgül Hanım da dedi ki o zaman beni de arayanlar arasın. Şimdi iş adamları arasın. Ben niye net yani bu bir tepkiydi. Şimdi, benim iş adamları arasın hepsiyle görüşmeye hazırım değildi yani. Şimdi, bu böyle olacaksa beni de o zaman onlar arasın gibi bir tepkiydi. Emre Bey şimdi bunu döndürüp diyor ki sen de böyle yaptın. Hayır. Ya siz niye görmüyorsunuz? Kadın benim suratıma çay fırlatmış onları görmüyorsunuz ya. Ya kadın bana burada olmaz hakareti yapmış. Olmaz kelimeleri söylemiş bana. Siz bunları görmüyorsunuz. Bak, başka şeyleri görüyorsunuz Emre ya. Emre Bey neleri görüyorsun bak. Hiçbir şey görmüyorsunuz işine abi. İşine geldiği yere kadar gelenekçi. Hiçbir şey görmüyorsun bak, abicim sen işine ya. İşine geldiği yere kadar gelenekçi. Ver abi Allah rızası için şu görüntüyü bak, versene ya. Ha. Rica ediyorum şu görüntüyü bir verir misin ya. Bir görüntüyü verin bakalım. Ver abi, Emre Bey. İşine geldiği yere kadar gelenek, işine geldiği yere kadar yalan atacak, işine geldiği yerde ilişkisini TikTok'ta ve YouTube'da istediği gibi ayaklar altına alacak, her işine geldiğini yapacak yani. Ya tam deve kuşu misali. Şey yük taşı diyorlar, diyor ki ben kuşum uçarım, uç diyorlar, ben diyor yük taşırım yürürüm. Ya sizin gözünüz kör mü? Görmüyor musun bunu? Senin gözün kör mü? Senin gözün kör mü? Senin gözün kör mü? Ayrı. Bana burada ayağın altına yaklaştım, ayağın altına bindim. Ayrı. Olmaz şeyler yaptım, yalvardım. Sen bunları görme. Ayrıl. Bir kelime yüzüne. Ayrıl o zaman. Niye Allah ayrılın? Allah. Seviyorum da. Seviyoruz emek etmişiz bu kadar. Ya. 6 sene mücadele sen etmişiz. Sen bu kadını. Sen bu kadını tanıdığın da böyle değil miydi? Kafana göre ne değiştirmek ya bir şey istiyorsun söyleyeceğim. Yalan mı atmışsın? Sen sevgiden aşktan anlıyor musun? Anlıyorum. Ha? Evet. Yalan mı atmışsın? Aşık oldunuz mu hiç? Hayır yalan mı atmışsın? Bu kadın başından beri yalan atmış Emre'ye. Başka biri olmak mı istemiş? Demiş mi ki yani? Ben ayak yıkayacağım. Ben el yıkayacağım. Annenin karşısında temenni duracağım mı demiş. Hayır. Ya abi. Sana demiş ki baştan beri ben villa istiyorum. Lüks yaşam istiyorum. Ve istediğim gibi başıma buyruk hareket etmek istiyorum. Sen o zaman diyeceksin ki ben seninle anlaşamam, evlenmek istemiyorum. Ben sen bununla evlenip bir de kendi yoluna yolcu etmek istiyorsun ya. Ben bırak o zaman insanı. O diyor ki barışmak istemiyorum. Bak. Sanki o barışmak istiyormuş da. İstiyor tabii. Sen yalvarıyormuşsun. Ya istemezse bir kadın burada oturur mu? İstemezse bir kadın burada oturur mu? Benim kirasını ödediğim evde oturur mu? Bırak ya. Oturur mu bir kadın benim kirasını ödediğim, faturasını ödediğim bir evde? Ya gelenekli insan böyle evlilik yapar mı? Bir dakika gelenekli insan böyle evlilik yapar mı? Ama bak Emre, Nurgül'ün haklı olduğu bir nokta var. Kadınla çok net konuşmadın. Açık kapı bıraktın kadına. Ya neyi açık? Hala buraya çağırdın. Bak Nurgül çok sinirliymiş şu anda. Belası benim için bitti diyormuş Emre. Bakın şunu söylemek istiyorum. O kadar şey yaparken bana herkes sustu. Bu az önce görüntü verildi. Ben sakin sakin oturdum burada. Ne dedim? Sakin sakin. Olabilir yüzüme su da döksün. Çay da döksün. Problem değil. Bir kızının ismi seyirci tarafından anıldı. Kalktı gitti boş. Sevmiyorum boş işte ben gidiyorum yok ayrılıyorum yok bitti falan. Nasıl böyle bir anne şey dedi. O nasıl bir anne dediği zaman senin çok daha sert bir tepki vermen gerekiyor. Ya bir şey söyleyeyim. Benim gibi bir adam suratıma çay dökülmüş. Ben buna böyle bir tepki vermiyorum. Ona mı tepki vereceğim? Ama o tamam da ben sakin bir adamım abi. Ben sakin. Ben her şeyin bu hayatta olabileceğine inanıyorum. Bu hayatta her şeyin mübah olduğuna inanıyorum. Hayır programda yaparken hiç sakin davranmıyorum. Bak seyirciye seslenirken hiç sakin davranmıyorum. Bak şimdi Emre Bey şurada bir yanlışlık var. Bizde onaylamadığımız hareketler var. Mesela bir evliliğin maddi pazarlığa dönüştürülmesi. Yani Nurgül Hanım hareketleri yanlış. Fakat siz bu yanlışı gördünüz mü? Baştan vazgeçmeniz gerekir. Siz bu insana istediklerini yapacağım diye vaatte bulunup yapmazsanız... O ayrılmak yani dürüst davranmış. Yalan bir şey yapmadı. Şimdi erkeklerde genel olarak bunu görüyoruz. Emre bak erkeklerde genel olarak erkekler kadını ikna etme sürecinde kadına çok iyi davranıyorlar. Hemen onun zayıflığını, zaaflarını, isteklerini anlıyorlar. Ona göre bak ben sana bunu da yaparım, şunu da yaparım. O istekle, tutkuyla bir de yükseliyorlar erkekler bir kadını elde ederken. Her şeyi yaparım diyorlar. Kadın da buna inanıyor. Ya diyor ki bana villa yapacak, jip alacak, iyi bir imkan sağlayacak. Şimdi insanların beklentilerini yargılayamayız. Biz öyle olmayabiliriz, siz öyle olmayabilirsiniz ama bazısının beklentisi lüks yaşamdır. Bu onun tercihi. Şimdi sana bunları söylediği zaman sen bunları yaparım dediğin için
aslında o da haklı olarak verdiğin sözleri tutmadığını söylüyor. Esra Hanım, ben bunları yapamıyor olabilirim. Evet. Benim durumum da olmayabilir. Benim param da olmayabilir. Hı hı. Bir insan paran yoksa 6 sene beraber olup sonra da bana bunları bu kadarını ağır şeyler yaptıramaz. Suratımıza çay fırlatıyor. Biz burada sessiz sessiz duruyoruz. Hiçbir şey demiyoruz. Ya hiçbir şey demiyoruz ya. Bizim burada yerin dibine sokuyor. Ayağının altını öpmeye çalışıyoruz. İlişkimiz kurtulsun diyoruz, bilmem ne diyoruz. Kadın hep bizi itiyor kalkıyor. Bunları görmüyorsunuz ya. Ya bir kere de beni görün ya burada. Bir kere de beni görün ya Allah rızası için. Bak bu görüntüye susmadım az önce. Kızıyla laf söyledi diye kalktı gitti buradan ya. Ben mi söyledim kızına laf senin? Senin kızın benim başımın tacı. Ben hepinize öyle davranıyorum. Benim ailem gibi görüyorum ben sizi ya. Ben nelerin mücadelesini veriyorum. Vallahi bak nelerin mücadelesini verirken bunların bana bunları yapması benim çok ağrıma zoruma gidiyor ya. Ben her şeyi susuyorum ya. Vallahi her şeyi susuyorum. Billahi susuyorum. Bak demagoji yapmıyorum ya. Gerçekleri söylüyorum. Emre, tabii sen de aslında bir savaşın içindesin. İkna etme sürecinde. Bazen verdiğimiz kadar sevgi, yani sevmediği anlamında değil ama o sevgi gösterisini ya da sevgi göstergelerini çok bulamadığımızda hep onu almak için çabalıyoruz. Bu da üzücü bir şey. Yani şimdi belki kendi aranızda bu çocuk konusuyla ilgili, kızı konusuyla ilgili bir aranızda söz var ki herhalde Nurgül bu duruma çok sinirlendi. Sen de annesin falan deyince daha sert bir tepki vermeni istedi diye düşünüyorum. Ya sevmeyen bir insan bu pozları verebilir mi ya? Sevmeyen bir insan bu pozları verebilir mi ya? Yani ben seni sevdiğine inanıyorum zaten. Senin sevginle alakalı bir durum yok. Ama çok farklı karakter ve çok farklı kültürlerin getirdiği bence bir anlaşmazlık var. Karakter farklılığı, kültür farklılığı da önemli. O yüzden ya o bana da dik başlı bir kadın. Esra Hanım bana git deseydi ya. Ya bana git deseydi ya. Emre olmuyor artık oğlum. Biz yapamıyoruz yani. Demedi bana mi bir, bunu? Bana bir yeşil ışık yakıp o yeşil ışık durmadan yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Seviyor musun, sevmiyor musun? Ya bir rengin belli olsun ya. Seviyorsan seviyorsun, sevmiyorsan sevmiyorsun ya. Durmadan bir yeşil ışık abla. Durmadan bir yeşil ışık. Ben 6 senemi verdim. Saçım beyazladı benim Nurgül'e ya. Vallahi saçım beyazladı. Şimdi o da onun böyle hassas noktalarını bildiğin için çocuğuyla ilgili bir şey söylediğin zaman daha sert tepki vermeni bekledi ve kırılıyor. Tabii annelik duygusu çok önemli bir duygu olduğu için Nurgül'ü burada anlıyorum. Hani anneliğine laf edilince sinirlendi. Esra Hanım, inanır mısınız? Ben bir erkek evladıyım. Belki benim anam babam torun görmek istiyor. Ben Nurgül'ün çocuğu var, benim yok. Ben bunu kabul etmiş. Etme işte ya. Yani yanlış bir yoldasın. Bunu çocuk da kendin görmen lazım. Ya. Çocuk istemedim ya. Sevdiğin için aslında. Ya bir erkek evladı için ne kadar zor bu biliyor musunuz ya? Ben hep içime attım ya. Hep içime attım ya. Çocuğum olmayacak dedim bu kadından ya. Bu kadından benim çocuğum olmayacak. Ben yine de tamam seni çocuğum gibi görürüm. Üzülmesin diye seni seviyorum dedim ya. Aslında onu da kabullendim olarak söylüyorsun. Kabullendim. Daha ne yapabilir bir erkek adam? Yani sevgisini daha nasıl belli edebilir? Daha nasıl gösterebilir yani? Senin çocuğun benim çocuğum dedim. Benim kızım, benim kardeşim dedim. Öyle sahip, yani fark etmez o benim canım ciğerim ya. Buna buradan söylenmiş laf bana söylenmiştir. Tamam ama verdim tepkisini, daha ne yapabilirim ben? Gideyim televizyonun içinden kadını mı bulayım yani? Ne yapayım ben? Söyledi bir kere. Şimdi Emre, aslında Nurgül'ü ben işte izliyorsa da haklı buluyorum. Şimdi anneliğe laf etmek insanın çok hassas noktası arkadaşlar. Yani insanların kişiliğini sevmeyebiliriz, beklentilerini sevmeyebiliriz. Hedefleri, duygularımız onunla aynı olmaz ama bu şekilde anneliğe laf etmek, bir çocukla ilgili vurmak bir kadını hiç doğru bir şey değil. Çok yanlış bir şey. O yüzden de tabii hassasiyeti var şu anda. Bence bir konuş bakalım Emre, belki sen ikna edebilirsin. Peki benim suçum ne Esra Hanım? Senin suçun
daha sert tepki vermeni bekledi. Daha net olmanı bekledi. Tamam, net oldum zaten, sonrasında açıklamadım evet. mı? Söylemedim ama mi? Ama belki de daha farklı bir beklentisi vardı. Onu bence bir konuş Nurgül'ü de, belki sen ikna edersin. O